İhsan Deniz. Metafiziği olmayan, metafizik açılımlar, endişeler taşımayan bir şiirin büyük olmaktan uzak olacağına inanıyorum. 1951'de Bulgaristan'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 8 Nisan 1960'da İnegöl'de dünyaya geldi. İlkokula 1967'de İstanbul Küçükyalı'da başladı. Ortaokulu ve liseyi Bursa'da yatılı olarak okudu. İlk şiirlerini Bursa'da Marmara Gazetesi'nin kültür sanat sayfalarında yayımladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde üniversite eğitimine başladı. Asıl şiirlerim dediği şiirlerini bu süreçte 1982 yılından başlayarak Yönelişler dergisinde yayımladı. Yönelişler, şairlerin şiire dair kavrayışlarının geliştiği bir ortam oldu. 1995-1999 yıllarında İpek Dili Şiir Dergisi'ni yayımladı. 2000-2007 yıllarında Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. İhsan Deniz, 2001 yılından beri amcası Mahmut Ali Deniz adına kurulmuş olan bir vakfın bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Araştırma Kütüphanesi'nde yöneticilik yapmaktadır. İhsan Deniz'i şiire götüren yolu anlamak açısından çocukluğunu kendi ağzından dinleyelim. Klasik bir çekirdek aileydik. Mutlu bir çocukluk süreci yaşadığımı söyleyebilirim. Geriye dönüp baktığımda, çocukluk yıllarımda şiire dönük, şiir yazmaya dönük herhangi bir kımıltıya sahip olmadığımı düşünüyorum. Öyle ki, mesela ilkokulda matematiğim Türkçe dersimden çok daha iyiydi. Şimdi var mı bilmiyorum. Bizim zamanımızda birinci sınıfta okumayı söken öğrencilerin forma yakalarına takdir nişanesi olarak kırmızı kurdele takılırdı. Ben o kurdeleyi okumayı erken söktüğüm için değil, matematiğim iyi olduğu için hak etmiştim. Ne olduysa sonradan oldu. Doğrusu beni şiire savuran olgu yatılı mektep döneminde aranabilir. Bir kıza aşık oldum ve şiir yazmaya başladım. Ailem 1951 yılının ilk gününde Bulgaristan'dan Türkiye'ye muhacir olarak gelmiş. Şahsen göçmenlik psikolojisini hiç yaşamadım, hissetmedim. Esasen ben başka türlü bir göçmenlik yaşadım. Yatılı mektep şartları tam anlamıyla bir göç hissini içinde barındırıyordu. Bu da bende pesimizm olarak uç verdi. Zaman içinde bal dudak saldı. Amcam Mehmet Ali Bey, irfan ve kemal sahibi bir Müslümandı. Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı döneminde yokluk içinde geçirdiği yıllardan sonra Türkiye'ye gelince özellikle kitap odaklı bir hayatı tümüyle içselleştirmişti. İnegöl'de ilkokul öğretmenliği yaptı. Emekli olunca Bursa'ya yerleşti. Aldığı maaşın 1/3'ünü ailesinin ihtiyaçları için harcar, kalan 2/3'lük meblağı kitap alımına ayırırdı. Zaman içinde evinin odalarına sığmaz olan kitaplarını Bursa'nın Albantoğlu semtinde satın aldığı daireyi kütüphane haline getirerek o zamanki adıyla Kültür Bakanlığı'na bağışladı. Günümüzde söz konusu kütüphane Mehmet Ali Deniz Halk Kütüphanesi adıyla hizmete devam ediyor. Daha sonra adına kurulan Mehmet Ali Deniz Kültür Vakfı bünyesinde benim yöneticisi olduğum Bursa Araştırma Kütüphanesi'nin kurulmasını sağladı. Kütüphanemizin ilk nüvesini Mehmet Ali Bey'in bağışladığı kitaplar oluşturdu. Babam Faik Deniz de hatırı sayılır bir kitap dostudur. O da ağabeyinin yolunu izledi ve kitaplarını İnegöl'de geçen yıl vakfımız bünyesinde faaliyete geçen Faik Deniz Halk Kütüphanesi'ne hibe etti. Mehmet Ali Bey'in benim hayatıma, hayatımın anlam kazandığı yönlere ve kulvarlara birçok etkisi ve katkısı olmuştur. Olanla yetinmeyi bilmek, kaderine rıza göstermek, dünyaya tamah etmemek, kendi yağıyla kavrulmak, kendiyle baş başa olmak, sınırlarını bilmek gibi hususiyetlerde bana yol gösterdiğini söylemek isterim. Ancak son 3-5 yılı saymazsam amcam gibi tutumlu olmayı beceremedim. Amcam bir ayakkabıyı hilafsız 15 yıl kullanırdı. 2 adet takım elbisesi olmuştu hayatı boyunca. Tüm dünyası varı yoğu kitaptı. Bursa'da yatılı mektepte okurken birkaç arkadaşla hafta sonları ziyarete gittiğimiz üniversite öğrencilerinin kaldığı bir ev vardı. Sanat edebiyat bağlamında farklı bir dünyayla orada tanıştım.
Sezai Karakoç ve Diriliş Dergisi, Nuri Pakdil ve Edebiyat Dergisi okumalarım oradaki alışverişler sayesinde oldu. Ancak mesela Sezai Karakoç'un şiirdeki gücü ve büyüklüğünü, dönemi ikinci yeni şairlerini okuduktan ve tekrar Sezai Karakoç'a döndükten sonra kavradım ki bu da üniversite yıllarımda gerçekleşti. 18-19 yaşlarında filizlenen şiir yazma hissi daha sonra kuvvetlenerek devam etti. İlk şiirim, yanılsamıyorsam 1979 yılında Bursa'da çıkmakta olan Marmara Gazetesi'nin kültür sanat ekinde basıldı. Aşıktım, şiir yazıyordum. Daha doğrusu aşık olduğum için şiir yazıyordum. Yayımlanan ilk şiirlerde yazdıklarımın ve dolayısıyla içinde bulunduğum his yoğunluğunun karşı tarafça okunacağı ve bilineceği sevinci ve mutluluğu baskındı sanıyorum. Oysa yazdığım mısralar şiir sanatı açısından hiç de dışa dokunur şeyler değildi. Elbette bunu sonradan üniversite yıllarımda Yönelişler dergisine intisap ettiğimde fark ettim. Zaman içinde yalnızlığım korunaklı bir hale gelirken ilk harç yatılı mektep yıllarında atıldı. Gündelik hayatta kendi işini kendi görmenin, mesela evde ütü yapmanın, yemek pişirmenin, çamaşır yıkamanın vesaire kazanımlarını da yatılı okumaya borçluyumdur. Arkadaşlığın, dostluğun, paylaşmanın, başkalarının sınırlarına müdahale etmemenin önemini de ilave edebilirim. Felsefe tahsili görmüş olmam bana şiirde arka plan olarak katkıda bulundu. Kuramların hudutlarını çizdiği veya kuramları doğrulamak için yazılan bir şiirim yok. Şair için kuram bağımlılığının zaman içinde hamle gücüne sekte vuracağı kanaatindeyim. Müzik ilgimin şiirime bir ses zenginliği, yeni tını kaynakları kattığını düşünüyorum. Çeşitli müzik türlerine ilgi göstermenin beni şiirde yeni arayışlara, yeni hamle denemelerine yönlendirdiğini de ifade etmeliyim. Bir iç ses edinme gayreti sürecinde yine müziğin farkında olsam da olmasam da şiirime katkı sağladığına kuşku yok. Benim şiirlerimi felsefe ve müzik besteledi. Benim şiirlerimi felsefe, özel ölçekte sanat felsefesi, estetik ve müzik besteledi. Bakın, ben büyük şiir hususunda sabit fikirliyim. Metafiziği olmayan, metafizik açılımlar, endişeler taşımayan bir şiirin büyük olmaktan uzak olacağına inanıyorum. Esasen bana göre trajik olan, içinde metafizik kımıltılar da taşır. Büyük seçmeler ve kabuller, büyük savrulmalar, büyük aşklar, büyük kopuşlar, büyük ayrılıklar, büyük kayıplar, nasıl bünyesinde eşyanın kilitlenişine ve dünyanın geçiciliğine dair metafizik zerrecikler taşıyorsa, görünenin ardındaki görünmeyeni aramak, hissetmek, sezmektir sanatın varoluş sebebi. Şairin şiir ideali. İdealsiz ve iddiasız şiir yazılmaz, yazılmamalıdır. Şair elbette şiire ve şiirine sadık olmak durumundadır. Burada peyotik bir süreçle iç içeyiz. Başkalarını, diğerlerini, ötekilerini ilgilendiren, onları işin içine katacağımız herhangi bir yapılanma söz konusu değil. Şiirin topluma dönük yüzü bana uzak değil elbette. Ancak toplum için yazan biri değilim. Kendim için yazıyorum. Toplumu kurtarmak için masa başına oturanlardan olmadım bugüne kadar. Kitaplarım ve bu bağlamda şiirim üzerine yazılıp çizilmesi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Dünden bugüne şiirlerimle ilgili çok sayıda yazı yazıldı, değerlendirme yapıldı. Doğrusu pek çoğu şiirimin ortaya koyduğu dünyaya ışık tutmaktan uzaktı. Bunda şiirimin yer yer zor nüfuz edilebilir bir yapıyı içermesinin payını inkar edecek değilim. Ancak bu hususta benim yapabileceğim bir şey yok. Benim işim yazmak. Şunu da hatırlatmak isterim. Şair, belli tecrübeler kazandıktan, belli bir yere geldikten sonra şiiri ve şairliği noktasında kendini bilir. Kendini bilen, hakkında yazı yazılması peşinde koşmaz, ona buna ricacı olmaz, aracılar aramaz. Şiir yazımı hususunda kendimi determine etmem. Arayışlarımın devamlı olmasını arzu ederim. Şiirde, evet, şiirde olanla, dün bulduğumla yetinmem.
Sözünü ettiğiniz serüven olsa olsa bu tavrın bir ürünüdür, neticesidir. Yeni bir kitap aşamasına geldiğimde yaşadığım iç kımıltılar, sızı ve sızıntılar, gitgeller yazacağım şiirin formel kulvarını da belirler genellikle.